Taif Seferi 10. Yıl Ebu Talip ve Hazreti Hatice'nin vefatlarının ardından Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yapılan taziyeler iyice arttı. O Sultanül Enbiya'ya karşı açılan düşmanlık saldırıları vahşet derecesine ulaştı. Öyle ki resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin takatini zorlamaya başladı. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanına Zeyt radıyallahu anh'ı da alarak Mekke'nin 160 kilometre ilerisindeki Taif şehrine gitti. Orada 10 gün kaldı. Taiflilere İslam'ı anlattı. Onları tevhide davet etti. İleri gelenleriyle görüşerek puta tapmaktan vazgeçip bir olan Allah'a kulluk yapmalarını telkin etti. Fakat bu davet Kureyşliler gibi putperest bir kavim olan Taiflilerin arasında da korkunç bir fırtına kopmasına sebep oldu nefsani hayatın girdaplarında yaşadıkları için hiçbir kimse hidayete gelemedi. Üstelik Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yapmadık eza ve cefa bırakmadılar. Önce alay ettiler. Sonra hakarete başladılar. Ardından da yolunun üzerinde iki sıra olup kölelerine hakaret ettirerek taşladılar. Böylece şehirden çıkana kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme eziyetlerine devam ettiler hatta kölelerini arkasından yollayarak bir müddet daha taş yağmuruna tuttular alemlerin şanına yaratıldığı o mübarek serverin ayakları kan içinde kalmış ayakkabıları kanla dolmuştu onu atılan taşlardan korumak isteyen Zeyd de yaralanmıştı Zeyd radıyallahu anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme atılan taşlara kendisini siper yaparak Ey Taif halkı! Taşladığınız kimsenin bir peygamber olduğunu düşünüyor musunuz? diyordu. Kendilerini zor zahmet Mekkelilere ait bir bahçeye, bir hurma ağacının altına atıverdiler. Yerler mahzun, gökler mahzundu. Melekler mahzundu, Cebrail mahzundu, Mikail, İsrafil, Azrail mahzundu. Başta Cebrail olmak üzere melekler Allah Teala'dan izin alarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına koştular. Ya Resulallah, arzu edersen bu kavmi helak edelim dediler. O rahmet menbaı ve merhamet peygamberi uğradığı şüfeci muamele karşısında bile beddua etmeyip ellerini dergah-ı ilahiye kaldırdı. Allah'ım, kuvvetimin zafa uğradığını çaresizliğimi, halk nazarında hor ve hakir görülmemi sana arz ediyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Eğer bana karşı gazaplı değilsen, çektiğim mihnet ve belaları aldırmam. İlahi, sen kavmime hidayet ver. Onlar bilmiyorlar. İlahi, sen razı oluncaya kadar işte affını diliyorum.'' Diye niyazda bulundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dinlendiği bağın sahibi olan Rabia oğulları, alemlerin efendisinin hallerini acıyarak ona köleleri Addas'la bir tabak üzüm gönderdiler. Addas tabağı varlık nuruna uzattı. Buyur ye dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Bismillah diyerek yemeye başladı. Bu söz addasın dikkatini çekti. Şimdiye kadar hiç kimseden böyle bir söz işitmemişti. Merak ve hayret içerisinde bu sözü buralılar ne bilir ne söylerler diye mırıldandı. Ardından yine hayret içinde Siz değişik bir kimsesiniz. Buranın insanına benzemiyorsunuz. Kimsiniz dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de sen nerelisin? Hangi dindensin diye mukabelede bulundular. Addas, Ninovalıyım, Hristiyanım dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Demek sen salih kul Yunus bin Metta'nın memleketindensin dedi. Addas'ın şaşkınlığı iyice arttı. Sen Yunus'u nereden biliyorsun dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Yunus benim kardeşimdir. O bir peygamberdi. Ben de bir peygamberim buyurdu. Bu sözler üzerine Addas'ın gönül aleminden iman pınarları fışkırmaya başladı ve şevkle yerinden kalkarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eline ve ayağına sarılıp kelime-i şehadet getirdi. Addas sonradan kendisine nasıl Müslüman olduğunu soranlara şöyle cevap verirdi. O bana öyle bir söz söyledi ki onu ancak bir peygamber bilebilirdi. Ben kendimi bildim bileli yeryüzünde ondan daha hayırlı bir insan görmedim. Ne saadetti ki Abbas Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında en menfi şartlar altında imanı ile onu teselli eden bir mümin yüreği olma şerefine ulaşmıştı. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz buyururlar. Uhud savaşından daha fazla daraldığın bir gün oldu mu ya Resulallah? diye Hz. Peygamber'e sordum. Şöyle buyurdular. Ey Ayşe, Hayatımda Kureyş'in sebep olduğu sayısız zorluklarla karşılaştım. Fakat akabe günü karşılaştığım durum hepsinden zordu. Ben Kureyş'ten gördüğüm baskı üzerine Taif'e gitmiş, korunmamı İbn Abdi Yalil'e teklif etmiştim, yanaşmadı. Kabilesi çok eziyet ve cefada bulundu. O gün çok zorlu bir gündü. Nihayet Taiflilerin iman etmelerinden ve beni korumalarından ümit keserek ben de kederli ve elemli bir halde Mekke'ye döndüm. Bu dönüş esnasında Karnı Sealip mevkiine gelince başımı kaldırıp gökyüzüne baktım. Bir bulutun beni gölgelendirdiğini gördüm. Buluta dikkatlice tekrar baktığımda içinde Cebrail'in bulunduğunu fark ettim. Cebrail bana: "Ey Allah'ın Resulü, Allah kavminin dediklerini işitti. Seni korumaktan çekindiklerini gördü. Allah sana şu dağlar meleğini gönderdi, emrindedir. Kavminin hakkında ne yapılmasını dilersen emredebilirsin." dedi. Sonra dağlar meleği seslenip bana selam verdi ve ey Allah'ın Resulü, Cebrail doğru söyledi. Ne emredersen yerine getirmeye hazırım ben. Eğer Ebu Kubeys ve Kayakan denilen şu iki yalçın dağın Mekkeliler üzerine birbirine kavuşmasını, böylece müşrikleri toptan ezmesini istersen onu da emret dedi. Ben şöyle cevap verdim. Hayır, ben bunu istemem. Ben Allah'ın bu müşriklerin soyundan yalnızca Allah'a ibadet eden ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayan tevhide gönül vermiş muvahit bir nesil getirmesini dilerim. Adastan başka kimsenin iman etmediği Taif dönüşünde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin geceyi geçirdiği yerde Kur'an okurken kendisini bir grup cin topluluğu dinledi. Hepsi de hakikati anlayıp Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman ettiler. Allah Teala buyurur, Ey Resulüm de ki, Cinlerden bir topluluğun okuduğum Kur'an'ı dinleyip de şöyle dedikleri bana vahyolunmuştur. Gerçekten biz doğru yola ileten harikulade güzel bir Kur'an dinledik de ona iman ettik.'' Artık kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayacağız. El-Cin 1 2. Taif dönüşünden sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet halktan uzak yaşadı. Ardından tekrar davetine devam etti. Hac zamanı Mekke'ye gelenlere ve kurulan panayırlara katılanlara hitap edip Kur'an-ı Kerim ayetlerini okuyor, onları İslam'a davet ediyordu.